Onları noktalama işaretleri gibi düşünürüm hep. Bazıları virgül gibidir. Her şeyi böler, parçalar. Irkçıları bu gruba alabiliriz mesela. Bazıları nokta gibidir. Benim düşündüğüm gibi düşünmeli herkes. Benim yaşadığım gibi yaşamalı derler. Bu gruba kimlerin girdiğini tahmin etmişsinizdir. Arada noktalı virgüller de var ancak onlara hiç girmeyelim şimdi soru işaretleri var sonra. Kararsızdırlar. Bir türlü kendilerine yer bulamazlar. Bulmazlar. Bir orada olurlar, bir burada. Bunları da her döneme uyum sağlayan anlı şanlı gazetecilerimiz, köşe yazarlarımız gibi düşünebiliriz. Bir de ünlemler vardır tabii. Hani Ahmet Arif'in deyişiyle içeride, dışarıda, derste, sırada üstüne yürüyenler celladın yüzüne tükürenler Bu haftaki konuğumuz bir ünlem. Onun hakkında söylenecek o kadar çok şey var ki insan nereden başlayacağını şaşırıyor. Saygın bir gazeteci ki burada saygın ifadesini vurgulayarak kullanıyorum. Zira gazetecilik ve saygınlık belki de birbirine en uzak anlamlı kelimeler bu dönemde. Bir insan hakları savunucusu, hem Mülkiye'yle hem de Cambridge'le. Ünlemleri anlatmak her zaman zordur. Ama Tuğrul Er Yılmaz'ı anlatmanın bu kadar zor olabileceğini yazıya başlamadan önce hiç düşünmemiştim. Memleketin en ünlü, en eğlenceli, en sivri dilli ünlemi Tuğrul Er Yılmaz'la söyleşi yapacağız. Nasıl geçeceği konusunda en ufak bir fikrim bile yok. Umarım biz de o sivri dilinin hedefi olmayız. Korkmuyor değilim yani. Hani söylenecek sayfalar dolusu şey var. Biz sözü burada kesip kendisine bırakalım. İtiraz etmek, mücadele etmek onun için ne demekmiş? Doğru gazetecilik neymiş? Kendi ağzından dinleyelim. Merhabalar, Söz ve Yaşam başlıyor. Hani böyle çok ağdalı süslü açılışlar vardır yanınızda ülke için, sizin kendi mesleğiniz için önemli olan biri oturuyorsa. Ama ben onlara girmeyeceğim çünkü zaten Tuğrul Hocam böyle e, ağdalı süslü açılışları sevmez. Ama e, 68'li ve gazeteci isimli kitabında kendisiyle ilgili bir yazı var. Arkasını okuyarak başlayacağım ve hemen sohbetimize girişeceğiz. Memleket gazeteciliğinin önde gelen isimlerinden Tuğrul Er Yılmaz sıkı bir 68'li diye başlıyor. Aslında o bir çiçek çocuk. Türkiye'de rastlanmayan bir şey. E, o günleri anlattıracağız zaten. O isyan günlerinin coşkusunu hep içinde duymuş. Mülkiye günlerinde Hüseyin Cevahir'den Mahir Çayan'a, Deniz Gezmiş'e, dönemin gençliğinin sahip olduğu daha iyi bir dünya yaratma hayalini Hiçbir zaman yetirmemiş bir 68'li üstelik. Ee, er Yılmaz aynı zamanda iyi bir gazeteci diyor. Tabi burada Asumaro e, herhalde bu şeyi o mu yazdı bilmiyorum. Kim yazdı hocam bu arkadaki yazıyı? Sanıyorum ya Tuğrul Paşoğlu ya Tanıl Bora İletişim <laughs> yayınlarından. Son olarak gazeteciliğin sessizliğin sesi olmak, sessizin sessizliğin sesi olmak manasına geldiğini bilen, güçlüye karşı eyvallahı olmayan, doğru bildiğinin peşinde giden bir gazeteciyle beraberiz. Tuğrul Er Yılmaz'la beraberiz. Şimdi neden onunla söyleşi yapmaya karar verdik? Çünkü e, artık e, ülkede kuzuların sessizliğinden kaynaklanan bir sessizlik var. Kuzuların sessizliği dediğim aslında konuşmayan aydınlardan bahsediyorum. Şimdi dolayısıyla konuşanların değeri geçmişlerinin de verdiği katkıyla gözümüze kat be kat artıyor. E sadece gündemi konuşmak değil, şahit ettikleri döneme de ya da dönemleri de anlatmak gerekiyor ve anlattırmak gerekiyor. Şimdi Turul Er Yılmaz'la kendisine işte 27 Mayıs'ta çocukluğundan başlayarak bugünlere gelen hem gazetecilik açısından hem ülkenin bu değişen gündemleri, dönemleri ve yönetimleri açısından fikirlerini ve yaşadığı olayları paylaşacağız. Turul hocam bize evinde ağırladığın için özellikle çok 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 teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Öyle şey olur mu? Gayet iyi oldu. Kapının zaten herkese açık, biliyoruz onu. Dolayısıyla hemen konuya gireceğim. Şimdi Diyarbakır, İzmir, Ankara. Böyle bir geçmişinde üçlü şehirler var ve üçü de birbirinden farklı. İşte Diyarbakır mücadeleci ve biraz göz ardı, fazlasıyla göz ardı edilmiş diyeyim. İzmir ulusalcı <laughs> fakat gençlik yılları. Ankara'da devrimci yılları diyeyim. Şimdi o üç şehre baktığın zaman, bir Turul portresi çizsen ne çizersin? Diyarbakır'da nasıldı? İzmir'de nasıldı? Ankara'da nasıldı? Ya bu kadar... geriye gidip bir şey çizmem... Ee, biraz zor olur belki ama... Ee, Diyarbakır... okula başladığım yer benim. Onun için benim için çok önemli Diyarbakır. Yani A'yı, B'yi, C'yi Diyarbakır'da öğrendim. Ee, İlk oyunlarımı Sur'da oynadım. Bedenlerde büyüdük biz aslında. Bakma ben memur çocuğuyum ama. E, lojmanda yer yoktu. Biz Sur'da yet yetiştik. E, oradan İzmir'e ye gidince hayat çok değişti. İzmir bambaşkaydı. Trenle. Diyarbakır'dan herhalde iki gündemi, üç gündemine gelmiştik. Ailecek. İzmir'in ışıkları göründüğü zaman ben büyülenmiştim. Ya bu nasıl bir yerdi ya. E işte, ne diyeyim. İzmir'de aslında bir sürü şey oldu. Bir sürü şey, şeyle tanıştım. Çünkü artık aklım ermeye başlıyor böyle. 9-10, 10-11 yaşındasın, birdenbire müziği İzmir'de keşfettim mesela, ee, daha çok, sinemayı da öyle İzmir'de keşfettim, annemle beraber hep yerde şeye giderdik, o zaman şey Türk filmlerine giderdik Yeşilçam'ın, Ayhan Işıklar, Belgin Doruklar, ee, Elvis Presley'de ilk dinlediğim dönem İzmir'e denk gelir. Ve tabii ki siyasetle tanışmam da İzmir'e denk geliyor. 27 Mayıs. Ortaokuldayım. Orta üçteydim sanıyorum. Kıyamet kopuyor gecenin bir saat şeyinde e, saatinde. Vay ne oluyor? Ne bitiyor diye. Neyse ben tabii birisi sonra ya, atmışız. biz sonra uyumuş yatmışız biz annem babam kalkmışlar ama. Bir sabah kalktık ki darbe olmuş. Şimdi ben tabii darbe ediyorum ama o zaman şeydi... 27 Mayıs devrimi olmuştu ya annem babam şeyler dediler böyle... ...keyiften bayılacaklar neredeyse. Bizimkiler çok şeydir. Atatürkçü ve e, ne isterler? Ben hatırlıyorum. 12 Eylül'de de anneannem acayip sevinmişti mesela darbe oldu diye. Ya böyle şeyler ne tuhaf oluyor. bir psikoloji değil mi? E, ama şunu da hatırlıyorum mesela. Hayatımda ilk defa şey gördüm o zaman evden götürülen insanları gördüm. Hmm. 27 Mayıs sabahı öğlene doğruydu sanıyorum. Hiç unutmuyorum. Tam karşımızda oturan, hep onu anlatırım ama bir daha söyleyeceğim. Kahveci abiler, karısı, galiba İskender Doğulların ismi o, Güler Ab Yani bunları bir şekilde polislerle bağlantılı alıp götürülüp getirip bir şeyler oldu. Yani hani ve şeyi hatırlıyorum mahallede böyle bir tuhaf bir durum olmuştu birden bir Önce o kadar sevinip köpek atan insanlar birden bile şaşkınlığa düştüler. Ne oluyor? İzmir'in hangi Bu mahallesi? ben. Karşıya Karş Karşıyaka Karşı, karşı orta sınıfın en çok olduğu yerdir. E neyse yani öyle şeyler de oldu ama artık her şeyi bilmiş olduk. Yani ha bir de böyle bir şey oluyor. Okula gittik zaten herkes şeyi övüyor. Günaydın Mayıs darbesi, işte bu bir devrim. Türkiye kurtuldu. E, tam sen de ne olacak geçin? <laughs> yani ergensin bile ya yeni 13-14. Çocuksun yani. Tabii tabii. Ne derlerse sen de inanıyorsun ama... kafana da bir takılıyor yani ne oluyor ya böyle. Gidiliyor geliniyor. E, ama işte bir kere bu yol açıldı mı devam ediyor. Bizim hayatımızda da öyle oldu yani. Arkasından üniversiteye gittik. Yani tamam üniversite, Ankara Üniversitesi, ...Siyasal Abdülkider Fakültesi. Çok istiyorsanız Mektebi Mülkiye Şahane, <laughs> daha sultanlardan kalma. İyi de hoştu ama. E... Hiçbir zaman orada her şeyi yaparken bile, yani sağa sola Molotov kokteyli atarken ya da bildiri, sahte bildiri dağıtırken bile şeyi hep hissedersin. Ee, aslında bunları yapıyorum ama ben özgür değilim. Hani hmm. o, o hep içimizde oldu zaten. Türkiye'nin bütün şanssızlığı biz Hala sürüyor yani. Şunu unuttuk biz yani gençlerimizi korkutarak bir yere varamayız. Ben de gideceğim, sen de gideceksin, o da gidecek ama onlar geliyorlar. Yani Türkiye'de hep giderayak olanlar kuralları koydular. Ve hala koymaya çalışıyorlar. Yok böyle bir şey, yani dünyanın hiçbir yerinde yok. Yani olmasa zaten işte ne diyeyim, işte 12... Mart'ta aynı şeyi yaşadık ya yani millet ben yurt dışındaydım. Millet yurt dışına kaçmak zorunda kaldı. Yani sene 10 yılda bir darbe yaşanan bir ülkedesin. Tabii. Ve bunun birileri seninle onaylamanı bekliyor. Ee, şunu yakalayamadık yani hani devlet kötüdür. Dünyanın her tarafında devlet kötüdür. Onu yöneten insanlar, sınıflar, gruplar, insansa onu bir şekilde kimseye kötülük vermeden kullanabilirler. Çünkü devletin kaç numarası var ki? Senden vergi alır. Seni hapse atar. Ve seni askere çağırır. ki bu nasıl ama işte bunun işte o yüzden kıç, kıçımızı yırttık. Sonra fark ettik ki aslında biz şeye bile razıymışız aslında. Burjuva juva demokrasi olsun. Onu, ve ona çabalarmışız biz. Ve onu şey Ya ben şimdi öyle düşünüyorum tabii, sosyalist devrim... böyle sosyalist devrim olur kardeşim ya? Ama yani bize... E, standart... ki bir süre eksiği olan şeyi bile çok gördüler bizim gençliğimizden beri. E, Nesi diyeyim? Batı demokrasisi diyeyim hadi. Onu bile çok gördüler bize ve... olmadı. E, arkasından yani... o kadar... Şey oldu ki bunlar, kolay konuşulur oldu ki, daha onu atlatamadan üniversiteye girdik asistan olarak. Orada öğrenciyken kafamıza patladı. İşe geldik, üniversitede asistanız. Hayda bu sefer 12 Eylül çıktı. Ya durun ne oluyor ya, bak düşün. Daha yaralar musun? kapanmamış. Bırak yaraları yerden. Ya. ben de aklım başıma gelmemiş ya neredeyse. 10 yaşında başlamışım, 30 yaşıma gelmişim. Hala daha böyle uğraşıyorsun. Ese benim tabii ki o zaman benim bir sürü yanlışım da olur, açığım da olur, saçmalığım da olur. Bir de şeyime güveniyorsun o zaman. Ya hep onu işte söyledik biz çoğumuz aslında. Vicdanlı insanlar olalım. Vicdanlı insanlar adil olurlar. Tırıl... Çok önemli bu. Ben bir yerde çok sevdiğim bir şey okumuştum. Demişti ki işte dünyadaki bütün siyasetçileri yok edin biz halkları iyi anlaşırız demişler. Senin söylediğin şeyi bu çok iyi anlatmıyor mu? Anlatıyor tabii ama yani onlar da dursunlar çünkü olmuyor. <gülüyor> olmuyor <gülüyor> yani bir bu tane çünkü sistem bir lider maalesef gerekiyor Lider de gerekmiyor ama yani bir orada işte girip işleri düzenleyecek birileri lazım. Yani keşke o kadar modern olsak. Belki şöyle olabilir yani her halkı temsil eden bir lider yani bir sürü liderden oluşan bir Yok yok yani ya alttır ya şeyde. Birini sen sivrittiğin zaman o senin tepene çıkacaktır sonunda bitti. Bunun kurtuluşu yok. Onun için bunu engelleyecek mekanizmalar her zaman daha iyidir. Böyle hayaller kurmaktansa. Yani bu nasıl olacak bunun kuralları var ve bu kurallara göre işleyecek. Kuralları bozan babam bile olsa hukuk karşısında hesabını verir kardeşim. Bu kadar isteniyor başka bir şey istenmiyor Eğer zaten. Eğer hukuk varsa tabi. Ama işte var olduğunu varsayıyorsun çünkü. Hmm. Bunun için çabalıyorsun. Peki diğer dönmek istiyorum ben. Şimdi orada büyümüş sanatçı ya da işte bürokratlarla, siyasetçilerle söyleşi yaparken genelde hep diyorlar ki işte öğretmen bizim Kürtçe konuşmamıza asla izin vermezdi. Ve biz resmen işte zorla, kafamıza dayatıla dayatıla, Türkçe konuşmaya zorlanarak büyüdük. Hiç öyle bir şey gördün mü? Hani dille ilgili bir ayrım, Kürt arkadaşlığında... Şöyle gördüm. Ha. Yani ben... E, hocalarımı hatırlıyorum. Süleyman Nazif'ten ve... Ziya Gökalp okullarından hatırlıyorum. Fehmi Bey... Bak şunu unutmuyorum valla. E, Türkan Hanım. Şimdi ee, zaten ben sınıfta bu doğru oldu yani. Kürtçe konuştuğuna şahit olmadım. Değil mi? Anlatabiliyor muyum? Yani olmadım. Ama şunu biliyorum. E, karşı komşumuz o zaman çok zenginlerdi onlar. Bingöl garajı vardı Diyarbakır'da. Hala var mı bilmiyorum. Onun sahipleriydiler. Oğlu benim okul arkadaşımdı Sedat. Onların evine gittiğim zaman şey duyardım. E, mutfakta ya da işte annesi bize börek çay hazırlıyorsa Kürtçe konuşulurdu. Bunu biliyorum. Ama şunu da söylemem gerekiyor. E, bizimkiler Özellikle annemin biraz şey yüzünden, paranoyası yüzünden. Annem bir bildiği kadar şeyi, bu doğru, bu ayrı. Yani memurlar, memur çocuklarıyla takılın. Hmm. Hı hı. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani hani tamam so sene geliyemez. çocuksun, sokağa çıkacaksın ama sanki ona dikkat ederdi. Şimdi şey çok zor tabii, geriye bakarak konuşmak o kadar zor ki. Ancak böyle şimdi zorlayarak düşünüyorsun daha böyle e, ee, samimi ve içten bir şey söylemek için e, öyle bir şeyi e, hakikaten şey yapmadık. Ben hiç kimsenin kimseyi dövdüğünü görmedim. Ya da onlara daha farklı muamele edildiğini, daha böyle... İşte belki de anlamıyorduk o zaman o yaşta. Belki de anlamıyordum. Yani ama şunu biliyorum yani. Mesela ben, şimdi bu iyi mi kötü mü hiç bilemeyeceğim. Hı <laughs> Hangi... Şey de vardı çünkü galiba, bir, bir iki... Yer, sonra ondan öğreniyoruz. Hangi arkadaşım Kürt? Hangileri Alevi? Hangileri Türk? Hangileri... Hatta... Ben de başlayacağım Ermeni arkadaşlarımız da vardı. Sonra şu... Bıraktılar <laughs> tabii ama... Kalmadı kimse. Hani... Ee, böyle bir... Şey, yani o çocuk kafamızda... Bizim böyle bir yok. yok. Yok böyle bir olay kafamızda bizim. Ama tabii şey tepeden nasıl şeyler uygulanıyor. E onu tabii... Çok ilginç. Hangi çok yıllardan bahsediyorsun? Sanırım 50'li 60'lı yıllardan 60 bahsediyorsun. yani 60 50'lerin ortasından gerçeğe kadar işte. Şimdi Turul Hocam o 15 yıl evvel gitmiştim ben ilk Diyarbakır'a da beni büyülemişti. Hani surun olduğu yer, on gözlü köprü, işte minare, tayre elçine vurulduğu yer diye hatırlanıyor maalesef şimdi. Ondan sonra Sur Cizre olayları oldu, insanlar Bodrum'larda katledildi ve ben sonra gittiğimde... Sur'u tanıyamadım resmen. Ee, görüntüsü, ruhu çok fazla değişik gelmişti. Senin çocukluğundaki ruh... ...nasıldı, hatırlıyor musun? Hiç gittin mi son zamanlarda Sur'a? Yani Gitmek ee, istemezsin herhalde. Gittim, haber atölyesi yapmıştı orada. Evet evet. evet Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti miydi? Uydurmayayım şimdi genç gazeteci arkadaşlar, e, Kürt gazetecilerden bahsediyorum. Şeyi fark, şeyi biliyorum. Benim gittiğimde 3-4 gün kaldım. E, çevresi tamamen kapatılmıştı ve içeri girilmiyordu. Hı hı. Yani yapılan, yapılmış, yıkılan, yıkılmış. Ve dışarıyı güya daha şey yapıyorlardı. E, yeniden restore diye bir şeyler çıkarmışlar. Ama hakikaten fotoğraflarını gördüm sonra korkunç. Utanç duydum. U Gerçekten. Utanç duydum yani bunun. Yok efendim şu yok. Yahu bu kadar mı yeteneksizsiniz ya? Bir tane mi doğru dürüst adam gibi kadın gibi bir varınız yoktu kardeşim sizin ya. Demediler mi size bu restorasyon böyle bir şey değildir. Yahu Germanlı handa öyle kaç değil bir yıldık yani? sen nasıl yaparsın orasını birdenbire beylik düzü gibi apartmanlar dizer dikersin kardeşim ya da böyle şeyler yaparsın. Ya hep bunu söylüyorum ben. Aslında muhafızakar olan biziz. Evet. Yani bu, 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 bu kendini muhafızakar diyen mi? Şimdi Müslüman tayfa var ya. Umurlarında değil. Umurlarında değil. Beton, beton, beton. E el insaf ya. Ben artık hani çocukluğumun gittiğini de düşünüyorum. O Narmanlı Han'a bakıyorum. Rumeli Hisar üstündeki tam ortaya yapılan işte mescitten bakıyorum. Ve bu kadar zevksizlik nasıl olur? Bilemiyorum. Yani hani bir ders alırsın, mezun olursun yine bir guston vardır. Hani restorasyonu seçmişsin o bölümü. Bir de kuralları da vardır o restar. Nasıl bu hale getirirsin bilmiyorum. Neyse biz gazeteciliğe gelelim. Asıl zaten seni şey yapmak istediğim böyle ha, gazetecilik işi. Neden gazeteci olunur? E, bir kere onu e, e, sorayım. Neden, neden insan gazeteci olur? Deli mi bir kere? Neden insan mühendis olur? Neden insan doktor olur? Gazetecilik başka niye bir insan, şey. Hayır yani. efendim. Niye insan çöpçü olur? Niye insan hemşire olur? Niye insan şoför olur? Gazetecilik hiç başka bir şey değil. Bir de buna böyle şeyler süslerler üstlerine. Yok abicim öyle bir şey. Yurt dışından geldim. Aynı şeyleri hep söylemekten bayıldım ama bir daha söyleyeyim. 10 <laughs> tane... Elimde Beatles, Rolling Stones Pink Floyd albümü bir tane müzik seti. Cebimde 20 pound para. Türkiye'ye geldim, İzmir'e gittim, hanımın evine oturdum. Beş kuruş yok. E annem zaten babam ölmüş. Ondan kalan emekli maaşıyla Allah'tan bir ev var. Evde oturuyoruz. Dedi yani bekliyorum ne olacak yani mesela. Ben siyasal da okuduğum için. Hadi bekliyorum artık şeye kadar düştüm ya banka müfettişi de olurum. Yani ki yani, ama ne hani olmadı? niye olmadı? Ama çünkü o, solcuyum çünkü ben. O zaman istemedim öyle şeyler. Mesela yani, doktor... Neden bir onu da istemedim çünkü şey... Yani o zaman okumuşum. Tıbbi okumamışım ki. Tıbbi okusam tabii ki doktor olacaktım. Harbiye gelseydim subay olacaktım. Ama biri der ki mesela insanlara yardım etmeyi seviyorum ya da para kazanmayı seviyorum yok, ama yok. gazetecilikte para İş. kazanma yok. Bak Yani yok. Para yok, da kazanamıyorsun. Yok. Ben sana bak çok güzel örnekler veririm. Çok yanılıyorsun. <laughs> Yanına yaklaşamayacak kadar zengin gazeteci arkadaşlarım <laughs> var Her benim. Ertuğrul bahsediyorsa... şunu söylemem. <laughs> bir tane değil. <laughs> tamam. Keşke bir tane olsalar bunlar. <laughs> hiç onlara girmeyelim. <laughs> e sonra tamamen tesadüf. TRT sınavı açtı. Dediler ki TRT sınav açıyor. Muhabir alacak. Ulan dedi şöyle dedi ne para. O İsmail Cemler falan var. korkuç Korkunç Mehmet Barlas. Şunu şöyle. Şu, Nasıl diyeyim işte hem bağışı iyi, Hem işte ödelek veriyorlar. Ondan sonra o bir gittik hemen. Hatta o kadar şanslıyım ki şeyi kaçırdım. <laughs> İzmir'deki sınavı kaçırdım da galiba. Sonra beni kabul ettiler. Ş kredi kredilerim makul diye. E gelip İstanbul'da şeye sözlüğe girdim. Ondan sonra açık, at açık dediler ki kabul edildiniz. Aferin. Muhabir olsan da maaşı iyi miydi gerçekten? Tabii deli misin sen? Ben, böyle şey, çok... ben 20 yıldır böyle bir şey görmedim. Yok de efendim ya. yok olur mu öyle şey? Gayet de güzel para kazanıyordum yani. E, bir maaş alıyorduk sonra bir de memle alıyordum. Mesailerimizi veriyorlardı. Yani şey... E, nasıl diyeyim... E? ona bakarsan gazetelerde de böyle şeyler oluyordu. Ben radikalde şurada burada da tamam zengin olmadım ama para kazandım. Yani şunu yani emeğimin karşılığını hiçbir zaman alamazsın zaten bu başka bir şeydir. Ama... şey, e, adını söyleyin... E, bir paralar kazanıldı yani öyle herkes... şöyle şimdi böyle bir... acayip havalar veriyorlar işte. Ay açtıcı olduk, aç... Allah Allah efendim olmasaydınız o zaman. Ama çok kötü, Tabii bu dönem hakkında böyle konuşamam. Bütün genç gazetecileri... bütün iyi gazetecileri darmadağın ettiler. Evet Sıkıntı orada. Evet bu Zaten çocuklara yaşama değildi. şansı vermediler. Yok. Benim bir tanıdığım hakikaten benim çalış şu anda çalıştığım yerlerde bile ya insanlar 4-5 bin lira maaş alıyorlarsa kendilerini şanslı hissediyorlar. Yazık günah değil mi? Zaten gazete yok ki. Kurban olayım gazete yok. Yani bakın ben çok kızıyorum bu şeye. Halk TV'ye, KRT'ye, hmm. Telebire filan. Hmm. Ama bugün utançtan öldüm bir kere daha. Ay Ayşenur Aslan'ın bir de programına üç şey dur durdurma hı hı. mimikten terör övgüsü yapmış ama hakikaten neden bizim aklı bırak aklımızda her şey mizahlı ediyor bunlar kardeşim ya terörle nasıl mimik yap mimikte terör en şey yaparsın ya siz nasıl adamlarsınız ya o, o arkasından Yine hiç beğenmediğim o şey diyor. O mimik neydi? Hiç hatırlıyor musun? Ne Mesela diyeceğim. böyle gülümsemek hiç mi ya da mi kafa sallamak mı? Gerçekten ben o kadar hasta değilim. Tamam ben de, de hiç aslında ama bu kadar hasta değilim ama ben. Ama sansür yasasından İnsanlar, sonra bunların olacağını biz biliyorduk zaten. Ama yasayla, adı bunun yasayla da ilgisi yok. Eminim ki sansür yasasında mimik demiyordur kurban olayım ya. Mimikten son şey örgüt propagandası eminim demiyordur. Bunlar tamamen kafayı Ama şunu kuruldular. diyor mesela hükümetin desteklemediği haberler yapılırken özellikle... Yahu tabii. Hmm. Onları söylüyorum ama yani hmm. şey... Şunu anlamıyorsunuz çocuklar. Ee, bunlar kendi çıkardıkları yasaların da gerisindeler. Hikaye o zaten. Yahu yasayı kendi çıkardın bari biçimsel olarak uymaya çalış. Yani hiç değilse bir yerinden... O diyor ki yok Emre Kongarlan... Hı -hı. Merdan Yanardağ şey demişler, mi, e, isla, iradeye ne milli iradeye darbe, bu ne oldu hikayesi için? E ne var bunda ya? Seçilmiş bir adam. Bunlar ne söylenmeyecek, ne söylenecek bu Türkiye'de? Bunu boş ver. Ya şey bile o kadar kendilerini öldürüyorlar. Her program başlarken Teröre karşı teröre karşı diye Fox TV. Onlara bile ceza vermişler kurban olayım ha. Yani çünkü şey bir tık şey istemiyorlar. İşte bunun bir rejim haline getirmek aslında rejim ceza zaten. ceza bir rejim i̇şte haline geliyor. zaten işte otokrasi dediğimiz şey budur arkadaşlar. Bu, bu, bunu söylerken Turul sen de şunu fark ediyorum. Mesela bütün dönemlerin şahidisin. Bu işte 50'lerden başlayan bugüne kadar olan 70 yıldan bahsediyorum. Ve öyle bir konuşuyorsun ki sanki daha önce hiç böyle bir şey görmemişsin, yaşamamışsın ve bu seni şaşırtıyormuş gibi. Halbuki 80'leri gördün, 70'leri, 60'ları gördün. Tabii tabii. 90'ları o faili meçhullerin olduğu dönemi gördün. Ama buna tabii, rağmen canım. buna şaşırarak konuşuyorsun. tabii şaşırtıyormuş gibi oluyor çünkü şu. Heh. Ya bu kadar sene. Hiç mi hiçbir şeyden bir gram bir şey öğrenmedik? Acı olan o. Evet ben. Yani Gençleri niye severiz? E, tabii yakışıklı oldukları için severiz. Güzeller ondan da severiz ama... ...ya gençler, gençlik niye güzeldir? İleride mutlaka bir şeyler iyi olacak. İleride düzülecek ve ben bunu göreceğim. Şimdi artık böyle bizim gibi 65 70 plus olunca... ...insanın tamamen sinirleri bozuluyor. Ya diyorsun, şöyle bir üçün görmeyecek miyim? Geçen gün hastalandığım arkadaşlarıma şey diyorum. Aman inşallah diyorum şeyden. Seçimden önce <gülüyor> <gülüyor> bana bir şey olmaz. Gidip bir oy vereyim. Şu insanların başımızdan gittiğini göreyim. Bakar mısın? Mahalle politikasına döndüm. Vallahi Bu haldeyim şey yani şey. Artık çaresiz kalıyorsun. Valla Turul Hocam şunu söyleyeceğim. Bundan birkaç ay evvel biliyorsun en büyük e, kitlesel operasyon yapıldı gazetecilere. Kürt gazeteciler anında... E, yargılanmadan tutuklandılar ve haklarında iddianame bile çıkarılmadı. 6 ay oldu. İkinci operasyon yapıldı. 12 gazeteci tutuklandı. Şimdi yavaş yavaş batıya geliyorlar. Sibel Tekin en son belgeselci sokağı resmeden e, fotoğraflayan kadını arkadaşımızı içeri aldılar. Şimdi e, buna baktığın zaman zaten seçimin nasıl geçeceğini, seçim atmosferini görüyorsun değil mi? Yani Tabii ya, Görüyorsun her şeyi biliyorsun. Güvenmiyorsun da ama yapacak bir şeyimiz yok. Biz mutlaka uyanık olmak zorundayız. Ha işte burada gazeteci olmak marifet. Hı. Hı. etmeyeceğim. Ben bunun gazeteci kırvak da olur aynı zamanda yaratıcıdır. Nasıl hem boyun eğmem hem en az zararla. Yani ben ileride bir şey olsaydı ve bilseydim bu işlerin böyle olacağını ben üniversitede hocayken gazetecilik dersi verirken mutlaka çocuklara bir sömesi şeyi anlatırdım. Yaratıcı ve kıvrak gazetecilik. Nasıl kıvırtırsınız? Devleti nasıl kandırırsınız? Bu egemen sınıflarla nasıl böyle çıkarsınız? Hala Ama artık geçmiş olsun. Görmeyecek ki kimse kime öğreteceğim ne kalacak. İnşallah da kalmayacak zaten. Sansür yasasına takılır zaten yani. Ha, ne takılacak hiçbir şey yapamazlar. Hiçbir şey olmaz. Peki Turul hocam şeye gelelim. E, bu gazeteciliği konuşuyoruz. E, şimdi senin özellikle yani hayatına ve gazetecilik hayatına baktığımda etik ve tarafsız gazeteciliğin e, evrensel gazetecilik ilkelerine en çok benimseyen ve buna uymaya çalışan gazeteci olduğunu gördüm. Yani tarafın belli aslında. Hani İbrahim'in su taşıyan karınca misali. Sosyalist, sol taraftasın ama hiçbir zaman e, yaptığın haberlerde hiçbir zaman ona değil de tarafsız yaklaşmaya hep gayret etmişsin. Bunu nasıl becerdin? Ben beceremiyorum mesela. Yok becerilir. Nasıl? Yani kura şu çünkü yani baştan şeyi kafaya aldığın zaman ben şişeye kadar götürürüm. E, bırak e, etnik bünyeni, hı hı. ideolojik tutumunu gazeteci dediğin insan cinsiyetini bile arka plana atmak zorunda. Doğru. Çok temel bir şey bu. Yani bakın yine cinsel yönelim falan da demiyorum. Cinsiyet bile. Çünkü aksi halde o habere haksızlık edersin. Yani olguya haksızlık edersin. Sen yine zaten şunu biliyorsun. Ya ben bu işe soldan bakıyorum. Ama bak şimdi bir de acaba şu olabilir mi? Çünkü çok acı dışıyor söylemek. Bizimkilerden biri birilerini dövdü. Bunu demek çok zordur. Ama işte bunu biz e, e, iyi gazet yani iyi, iyi dediğim gazetecilik şu. Standart gazeteciliktir bu zaten. Herkesin ne varsa onu yazacaksın. Olaylar ne, olgular ne. Ve mutlaka herkesin bir söz hakkı olacak kötülerin bile olacak. Kesinlikle öyle, kesinlikle. Kötülerin bile bir söz hakkı olacak ama şey çok zor oluyor Türkiye'de tabi bu işler. Ne yapacağını şaşırıyorsun. Eksik olmasınlar, şeyler zaten hakikaten. O yandaş medya ben gazete olarak saymadığım için bulaşmayacağım bile. Onlar utanç verici. Yani hakikaten diyorlar ya, tövbe töbe paçavra. Tırnak içinde suç sayılmasın. Ama yani bakıyorsun şey... Bizim gazeteciler diyeceğin insanlar da... Ki bak hala diyorum bizim gazeteciler diye. Hani yandaş olmayan gazeteciler demeye çalışıyorsun. E kardeşim onlar da şey gibi çıkıyor. Manifesto gibi çıkıyor. Haydi canlar gelin bir olun. Ya durun, ne oluyor? Sen bana olayı yaz ki ben seninle bir olayım. Gazeteci olmak böyle bir şey. Sen onu bana haber biçiminde sunacaksın marifetin varsa. Turul hocam aslında e, şu konudaki düşüncelerini çok merak ediyorum. Hani e, bir zamanların çok en iyi gazetecileri derler ya işte Uğur Dündar, Mehmet Barlas, işte Çetin Altan vesaire şu bu. Şimdi aslında hani gazetecilikten gelen biri onların e, geçmişlerini, karanlık taraflarını gayet iyi biliyorlar. Bunlar söylendiği zaman ne hissediyorsun mesela en iyi gazeteci? Ben en, örnek vereyim direkt en iyisi örnek verirsem. Akın Birdal'la söyleşi yaparken Akın Birdal şunu demişti. Ben beni vuranlardan bile bu kadar nefret etmedim. Beni hedef gösteren gazetecilerden ettiğim kadar. Tetikçi gazetecilerdi onlar. Şimdi sen neler söylersin gazeteciliği, kalemi bu yönde kötü kullanmak? Çünkü yandaş gazetecilikten bahsettik ya o yüzden soruyorum. Anladım da işte ben yandaş demekten de çekiniyorum aslında. Çünkü insanın şartlarını bilemezsiniz. Çoluğunu çocuğuna mı bakıyordur, hasta mıdır, ailesine mi geçindirmek için bu işi yapıyordur bilemezsin. Ama bir onuru da var işin. Şimdi bir yerde demişsin ki herkesi savunmak gerekir. Yandaş gazetecileri dahi savunmak gerekir. Çünkü yaptıkları haberden dolayı hapse atılıyorlar. Bunu biraz açar mısın rica ediyorum? şöyle biraz şey karıştırılıyor galiba. Ha. Ee, ...yanlaş olmakla... E, sadece olmak. Hı. Sadece bir takım... E, ...onaylamazsam bile... ...uzunca süreler beraber... ...aynı ortamda bulunduğum insanlar oldu. Onlar katleticilik yapıyordu. O çok başka bir kategori. Tabii ki onun yanında olacağım ben. Hı hı. Yani yazdığı bir haber... ...ifade özgürlüğü. Ama şimdi... Şimdi bu yandaşlara zaten böyle bir sorun yok. Zaten bunların hapse atılması ne bırak bunlara bir uyarı verilmesi bile söz konusu değil. Çünkü bunlar zaten iktidar tarafından yaratıldılar. Sen tabii söylemiyorsun ama işte al bütün televizyon kanal, haber kanallarına bakın. Yani bazı şeyler hiç yok. Ya diyorsun ben yanlış yerdeyim. Ülkemi değiştirdim ben biraz. Averi izlediğinde bıkılıyorsun yani korkunç, inanamıyorsun. Korkunç, bu ülke korkunç. gerçekten bu Onun kadar pembe mi? Şunu biliyorsun ama şu var. Bu yandaşlarla ilgili o şey yanlış anlaşılmasın. Bir sürü genç gazeteli çalışmak zorunda onları hakikaten ayrı tutuyorum. Çocuklar kendilerini gömdüler. Yani tıkır tıkır işlerini yapmaya çalışıyorlar. Benim derdim yönetici utanmazlarla yani kendine yönetici diyen insanlarla. Onlar asla bağışlanmayacak işte. Çünkü onlar gazeteciliğe en büyük ihaneti yapanlar. Mesela tetikçi gazeteci dediğimde ne anlıyorsun? Tetikçi, gazeteci dediğimde ne anlıyorum? Durduk yere insanları şu haindir, şu alçaktır, bu korkunçtur. Mesela bir bakıyorsun bunu yapan yeni akit, bunu yapan yeni şabak, bunu yapan bilmem ne. Bu herkes olabilir çocuklar. Yani bu şey bir de bunlar çok korkunç laflar yani. Ne demek tetikçi ve gazeteci bir araya gelmez zaten. Hep bildiğim bir şey vardı onu bir daha söylüyorum. Yani bir ülkenin siyasal ikliminden çok farklı olamıyor gazetecilik. İşte ne kadar kendini o siyasal korkunç iklimden temiz tutabilirsen, becerebildiğin kadar mesleğine, sedakati önceye alırsan, işte o zaman ben senin gazeteciliği sevmeni anlarım. Yok ben gazetecilik doğdum, gazeteci olmazsam ölürüm. Yok öyle bir şey. Bir de şeyi düşünüyorum mesela inanılmaz tamam hepimiz işsizlik yaşadık. Ee, ve gerçekten çok zor zamanlar geçirdiğimiz dönemler oldu. Geçmişe bakarak konuşuyorum. Şimdi gerçekten hani işsiz arkadaşlarıma çok üzülüyorum. Genç gazetecilerin başka sektörlere gidip çalışmak zorunda kalmasına üzülüyorum. Ama bir tarafım da şunu şöyle düşünüyor. Yani diyelim bana en işsiz dönemimde harika bir teklif geldi. Yandaş bir gazeteden geldi ve tabii ki bağımsız olmayacaksın. Çünkü iktidara yakın gazeteyle çalıştığın zaman editoryal bağımsızlığın olmayacak demektir. Evet demem diye düşünüyorum. Hani öyle çok kahramancılık yapmaya çalışmadan söylemeye çalışıyorum bunu. Hani Yok bir sürü. aç kalırım. Öyle. Ama bir sürü insan Tonga'ya bastı zaten. Onlar orada dururken gazeteleri satıldı. Hmm. Yani orada duruyorlar ve gazeteleri satıldı bu çocukların. Ve birdenbire tepelerini dışarılardan... bir takım insanlar getirildi. O çok farklı bir şey. İş adamları getirildi. Yani ne, ne iş adamı kendi kendi adamları getirildi. Adını ne koyarsanız koyun. Onun için şey öyle ee, ya bu işler biraz şey öyle hani böyle formülasyonlarla olamıyor. Yani ne bileyim ben işte. Bir ülkede mesela çocuğum var, hasta kızım var, ha, işte. gariban memleğim var. Çocuklar yani şey hani. Zaten gazeteci ondan biz gazeteciyiz. Bizim elimizde böyle formüller yok. Formüller olsa koyacağım ortaya zaten. A artı B eşittir A B deyip kurtulacağız şimdi içinde. Öyle bir şey yok. Biz olanı aktaracağız. Olanı söyleyeceğiz. Bırakacağız insanlar kendileri karar versin. Bir de bir şey daha söylemek isterim. Ne olur köşe yazarlığıyla gazetecilik karıştırılmasın kurban olayım. İkisi çok farklı şeyler. Çok farklı şeyler. Tabii canım her köşe yazarı gazeteci değildir zaten. E, Turun Hocam, hani ben hiç görmedim çocukluğundan bu yana. E, bundan kaç birkaç yıl evvel hatırlıyor musunuz? Sekiz gazete birden aynı manşetle çıktı. <laughs> Onu artık haber değil o. <laughs> Hayır. Haber değeri yok. Artık hep oluyor. Dört tane çıkıyor, beş tane çıkıyor, yedi tane çıkıyor. Ama işte şey senaryoyu kuru, kuralım diyecektim sana. Hani böyle şeyi mi düşünüyorsun? Acaba bunun, bunların hepsinin birlikte olduğu bir WhatsApp grubu var. Ya da bir e, kırmızı telefon var, telefon çalıyor. Ve bir anda işte yarınki başlık şu olacak diyorlar. Ve manşet öyle mi giriyorlar? Nasıl acaba ayarlanıyor sence? Yani böyle? hayatımda hiç o kadar kötü olmadığım için hakikaten kestiremem. Yani bana bunu... Ben WhatsApp grubu vardır diye yok, düşünüyorum. Yok hiç bilmiyorum. Şöyle bir şeyim de yok yani hani çünkü ben kendim biliyorum. Ben yani şu anda iktidarda şey olsa, e, ee, anarko olsa ben yine aynı tur oldum. Onlardan da çekineceğim. Onlara da kuşkuyla bakacağım. Tabii. Hiç umurumda değil. Tabii. Hiç umurumda değil. Gazetecilik budur zaten. ama işte ama şey. Bir de onlar beyinleri gidiyor artık. WhatsApp kurmaya bir gerek yok. Biz bu başlığı atarsak hepsi aynı düşünüyor. Çünkü kafaları da çalışmıyor bu adamların. adamların. Galiba kanı yok neyse ki. Ee, şey, e, o kadar kafaları gitmiş ki bir anda aynı başla atmaya başlıyorlar. Hani şey filmi gibi böyle hani uzay filmleri gibi birdenbire bir şey oluyor bunlara ve hepsi aynı düşünmeye başlıyor. Reklam gibi. basama yani. bile gerek kalmıyor tabii. Böyle uzay filmlerindeki reklamlar, Aynen. neon ışıklarıyla verilen Aynen. reklamlar gibi Aynen. bir anda aynı mı aynama... Bir yerde sanırım Romina ile yaptığın söyleşide şunu söylemişsin. E, sansürden bahsediyorsunuz. Oto sansür yapıldı mı hiç diye. Evet yaptım. Yaptım, yaptım. E, bunu itiraf etmekten de utanç duyuyorum. Türk evet. meselesinde ve Ermeni meselesinde oto sansür uyguladım kendime. Keşke o kadar olsaydı. Ya. O iki dersini söylemişimdir tabii. Hı. Yani her kendine benim gibi iyi gazeteci diyen insanların Türkiye'de yaşamlarında mutlaka böyle 8-10 tane ayıpları vardır. Ben bunlar şey diye kurtuluyorum... Ee, böyle kafam iyiyken... ah ah diyorum, bu sistem böyle olmasaydı ben bu falsoları verir miydim? Sistemin gözüküyor olsun deyip... rakımı çakıp yatıyorum. Bir örnek verir misin mesela? Bir sürü. Tamam, aklına ilk gelen bir mesela, sürü, çok büyük bir, bir, sürü, bir örnektir. Bir sürü. Ben birkaç örnek ver o zaman. Ne Ama yani hakikaten çok şey olacak. Yani Doğru olmayacak anladın mı yani çünkü şey... hani nedir ne diyeyim mesela yani işte... koyuyorsun, şunu diyorlar... çok fazla kürt koydun çocuğum... Peki hmm. hafta koymayı ver diyorlar. Hmm. İki hafta koymuyorsun sen de hakikaten. Turul hocam aslında... Seninle konuşmak istediğimiz çok şey var tabii ki yani bu 50 yılın 40 yılın gazeteciliği bu kadarcık 45 dakikalık bir programa sığdırılması zor. Ama yine de bize bu kadar vakiti ayırman bizim için çok kıymetli. Bu günümüzdeki gazetecilik ve gazeteciler ve bu anlayış çerçevesinde bizimle paylaşmak istediğin ya da ekleyeceğin son bir şey varsa senden alayım. Vallahi şunu söyleyeceğim. Yani haddim olmayarak ya da haddim olarak genç gazetecilere şunu bilin. Bütün filmlerde iyiler en sonunda kazanır. Siyahlılar kaybeder. Beyazlar kazanır. Bu kadar basit. Gerçek hayatta da öyle mi? Evet. E böyle olacak. Evet, sevgili Turular Yılmaz'la beraberdik. Kendisiyle geçmişten günümüze gazeteciliği konuşmak istedik ama tabii ki başta da söylediğim gibi 45 dakikaya ne kadar sığdırabiliyorsak o kadarını sığdırdık. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın.